Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Mayıs ve Haziran ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Her gün sizler için düzenli bir şekilde test videoları hazırlıyoruz. Lütfen testin tamamını çözüp videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımızdaki konu anlatım derslerinin tamamını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmından konu anlatımı derslere ulaşabilirsiniz. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Her yorumu tek tek okuyup cevaplıyoruz. Olabildiğince hızlı cevap veriyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A) Antifriz B) Motor yağı C) Fren hidroliği D) Motor soğutma suyu Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Şekilde gösterilen kapaktan motora yağ konur arkadaşlar. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması B. İtfaiye aracının ana yolda olması C. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması D. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması ile açıklanır. Normalde bu kontrolsüz bir kavşak arkadaşlar. İtfaiye olmayıp da normal araçlar olsaydı en sağdaki aracın ilk önce geçmesi gerekirdi. Ama itfaiye aracının geçiş üstünlüğü olduğu için e, yani bu itfaiye aracının geçişini geçiş üstünlüğü de açıklayabiliyoruz. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A plakaların ortasında, B plakaların en altında, C plakaların 1 santim altında, D plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların 1 santim üzerinde elektroliz seviyesi olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan bir kusurdur? A. Aşırı hız yapılması B. Frenlerin ayarsız olması C. Rolanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan bir kusurdur. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? A. Banket B. Anayol C. Tali yol D. Bölünmüş yol Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tali yol adı verilir arkadaşlar. Tabeladan da görüldüğü üzere yol ver anlamındadır bu tabela. Üçgen tabela var ya arkadaşlar orada gördüğünüz bu yol ver anlamındadır. Son sorumuz arkadaşlar. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? A 150 metre, B 100 metre, C 75 metre, D 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En az 150 metre mesafeden görülebilmelidir. Lütfen görsel sorulara sınavda dikkat edelim. Her videoda söylüyorum. Özellikle görsel sorunun içindeki tabelalar çok önemli. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen tüm araçlara dikkatli bir şekilde bakalım. A. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi. B. 1 numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi. C. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi. D. Şıkkımız ise 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi doğrudur arkadaşlar. Diğer şıklar hepsi yanlış. Aralarında doğru olan A şıkkıdır. Öncelikle 2 numara geçecek, sonra 3 numara, en sonda tali yolda olduğu için 1 numaralı araç geçebilir. Diğer bir görsel soruyla devam edelim. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? A takip mesafesine B kavşaklarda geçiş hakkına, C öndeki aracı geçme kuralına, D farların kullanılacağı yer ve hallere. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kavşaklarda geçiş hakkına uyulmaması sonucu bu kaza meydana gelmiştir arkadaşlar. Zaten ana yolda o soldaki araç ana yolda, sağdaki ise tali yolda olduğu için zaten dur tabelası da var kesinlikle orada durmamız gerekiyor. Durmazsak kazaya sebebiyet verebiliriz. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Özel mülkten çıkan bir araç var arkadaşlar. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A. Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B. Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bir numaralı aracın geçmesini kesinlikle beklemelidir. Ana yolu kontrol edeceğiz. Ana yol müsait olduğu zaman özel mülkten çıkabiliriz arkadaşlar. Bir görsel sorumuz daha basit gibi gelebilir ama sınavın heyecanıyla yanlış yapabiliriz. Soruyu okuyalım. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A) Volan B) Diferansiyel C) Aks D) Vites kutusu Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Vites kutusu olacaktır arkadaşlar. Okla çizilip soru işareti bırakılan yer yani aracın hızıyla torkunu ayarlayan aktarma organı vites kutusudur seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur. A. Beden dilinin B. Bencilliğin C. inatlaşmanın, D. Tahammülsüzlüğün Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beden dilinin kullanıldığına örnek olur arkadaşlar. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek B. Akciğer C. Bağırsak D. Karaciğer Doğru cevabımız seçeneği olacaktır. Akciğerin yaralandığını kesinlikle düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Akciğer yaralandığı zaman ağzımızdan açık renkte köpüklü bir kan gelebilir. Bunu gördüğümüzde akciğerin yaralandığını düşünmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft B. yaş C. Amortisör D. Diferansiyel Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör, süspansiyon sisteminin içinde yer alır arkadaşlar. Romor takmış otomobilin azami hızı, romorsuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A aynı, B yarısı kadar, C saatte 10 km daha az, D saatte 10 km daha fazla. Doğru cevabımız. C seçeneği olacaktır. Saatte 10 kilometre daha az olmalıdır arkadaşlar. 2019 yılında trafik kazalarında ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B trafik kazaları önlenebilir. C emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Direkt aklımıza gelecek düşünce bu olmalıdır. Devam ediyoruz. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A) Felç B) Saç dökülmesi C) Bulantı ve kusma D) Bedensel aktivitede artma Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Felç meydana gelebilir arkadaşlar. Allah korusun. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor taşıma ve gereksiz hareketler çok önemli. Sırada tabelalarla alakalı bir soru. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A geçme yasağının sonu olduğunu, B öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu, C bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini, D yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu bu tabela bize bildirir arkadaşlar. Eğer bu tabelanın aynısı tamamen siyah ise, siyah beyaz ise bu da bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. Eğer bu tabela aynı şekilde yuvarlak ve siyah beyaz ise sollama yapmanın sona erdiğini yani sollama yapma yasağının sona erdiğini bize bildirir. Bu şekilde ise yap sollama yapmak yasak, Siyah beyaz ise artık sollama yapabiliriz demektir. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşısındaki kişiyi suçlaması B. Empati kurmaktan kaçınması C. Karşısındaki kişiye saygı duyması D. Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karşısındaki kişiye saygı duyması kesinlikle göstermemiz gereken davranış şeklidir arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Şerit değiştirilmesi B. Öndeki aracın geçilmesi C. Aracın hızının arttırılması D. Geçiş hakkı kuralına uyulması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır geçiş hakkı kuralına uyulması doğrudur. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Akü lambası ikaz ışığıdır arkadaşlar bu arada. A. Alternatörün şarj etmediğini. B. Emniyet kemerinin takılmadığını. C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildirir. Bir diğer adı da zaten aküdür arkadaşlar, biliyorsunuz. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması, B motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, C yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, D tıbbi yardım istenmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi ilk yapmamız gereken şeydir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sol şeridi sürekli hilal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Her arkadaşımız bu tabelayı görmemiş olabilir. İlk defa görüyor olabilir. A. Hemzemin geçit. B. Kontrollü demir yolu geçidi. C. Kontrolsüz demir yolu geçidi. D. Şıkkı ise tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Tramvay hattı ile oluşan kavşaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. B debriyaj pedalına hiç basılmaması. C debriyaj pedal boşluğunun artması. D debriyaj telinin kopması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt hareket halindeyken ayağımızın devamlı debriyaj pedalı üzerinde temas ettirilmesi debriyaj balatasının erken bitmesine neden olur. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A ölmüş olan, B ağır kanamalı olan, C ayağında kırık olan, D dirseğinde çıkık olan. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kaza yerinden ilk önce ağır kanamalı olan kazazede taşınmalıdır arkadaşlar. Sırada çok önemli bir soru var arkadaşlar. Bir çoğumuz Ehliyet kursuna yazılana kadar yoldaki çizgilerin kesik kesik olması ya da devamlı olması ne anlama gelir bunu bilmiyoruz. Ne zamanki bir ehliyet kursuna yazılıyoruz, ders görmeye başlıyoruz, bunun anlamını öğreniyoruz. Çok önemli bir soru sınavda karşınıza çıkacaktır. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? A sağ şeritten gidilemeyeceğini, B hiçbir sebeple durulamayacağını, C öndeki araçların geçilemeyeceğini. D şıkkımız ise sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilemeyeceğini bize bildirir. Yani devamlı çizgi varsa yerde sollama yapamayız. Eğer yoldaki çizgiler kesik kesik ise o zaman sollama yapabiliriz anlamındadır. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması B. El bileğinin burkulması C. Köprücük kemiğinin kırılması D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi, kafatası, kırığını kesinlikle düşündürür arkadaşlar. Bu en, en önemli bulgudur. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında Motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir. A. Piston B. Kan mili C. Krank mili D. Silindir kapak contası Doğru cevabımız... D. Seçeneği olacaktır. Silindir kapak contası arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda ise yağ olduğu kesinlikle gözlenir arkadaşlar. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 5.000 kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı, katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? a. Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi b. Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması c. Trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması d. Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması çok önemli bir şey arkadaşlar. Küçüklükten başlayan bir şey aslında. Aracımızla gidiyoruz. Yanımızda oğlumuz, eşimiz, küçük bir çocuğumuz varsa diyelim ki kırmızı ışıkta geçtik. Çocuk bunu görecek. Bu şekilde alışırsa bu kötü olur. Biz kurallara uyacağız çocuklar da bizi örnek alacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Görsel bir soruyla devam edelim. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Lütfen dikkatli bakalım. A. Hızlarını azaltmaları B. Dar bir kavisle dönmeleri C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Neden? Çünkü sağa dönüyor ikisi de arkadaşlar. Sağa dönerken dar bir kaviste, sola dönerken ise geniş bir kaviste dönmemiz gerekir. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kaburganın sağ alt bölgesi 1 santim. B. Karnın sol üst bölgesi 3 santim. C göğüs kemiğinin ortası 5 cm. D göğüs kemiğinin 8.1'lik üst kısmı 7 cm. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Göğüs kemiğinin ortası 5 cm olacak şekilde bu doğrudur arkadaşlar. Diğer şıklar yanlıştır. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi. 24 saatlik sürenin içinde 4,5 saatten fazla sürülemez arkadaşlar. 24 saatte toplam bu araçları 9 saat sürebiliriz. Bu da 4,5 saat sürüp 45 dakika dinleneceğiz. Sonra bir 4,5 saat daha sürebiliriz. Bu şekilde doğrudur. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz ile kalça arası. B. Ayak bileğinin alt kısmı. C. Ayak bileğinin üst kısmı. D diz kapağının olduğu bölge. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diz ile kalça arası bacaktaki turnike uygulama bölgesidir. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görünme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? 1. Dikkatin dağılması 2. Kural ihlallerinin artması 3. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Işıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3 Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 yani dikkatin dağılması ve kural ihlallerinin artması Trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görünme olasılığı diğerlerine nazaran daha fazladır Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A. Dönel kavşağı B. Açılan köprüye C. Ana yol tali yol kavşağına D. Kontrollü demir yolu geçidine Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını bu tabela bize bildirir. Birkaç gün önce Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. E, hala duruyor olması lazım. YouTube hikayelerde paylaştım arkadaşlar. Canlı olarak yolda bu tabelayı çektim ve ne anlama geldiğini sizlere sordum. Instagram'dan bizi takip ediyorsanız muhtemelen cevap vermişsinizdir. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir? A. Kırık kontrolünün yapılması B. Kanamanın kontrol edilmesi C. Şok pozisyonunun verilmesi D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanması temel yaşam desteğinin birinci aşamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla soru işareti bırakılan yere hava yolu açıklığının sağlanması yazılmalıdır. Moleküler yani tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? şıkların harflerini okumayacağım. Direkt ehliyet sınıflarını okuyacağım. B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. B sınıfı sürücü belgesi için başvuru yapabilirler arkadaşlar. Kimler? Moleküler yani tek göz gören kişiler. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A motorun soğuk çalışmasına B motorun hararet yapmasına C fren hidroliğinin azalmasına D bijon somunlarının gevşemesine Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olabilir. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A solunum ve nabız kontrolü B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi. C. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi. D. Ağız içine yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi yapılamaz. Kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Kazazedeyi boğabiliriz. Yani boğulmasına neden olabilir. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öndeki aracın durması B) Öndeki aracın yavaşlaması C) Görüş mesafesinin kötü olması D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması sonucu kazalar yani arkadan çarpma kazaları meydana gelir arkadaşlar. Takip mesafemizi koruyalım. Nasıldı takip mesafesi? Hızımız kaç ise tam olarak yarısı. Yani yüzde gidiyorsak öndeki araca en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Araçta yeni motorun alıştırılması yani rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır? A) Fazla süratten kaçınılmalıdır. B) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. C) Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır. D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fazla süratten kaçınılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır? A eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi, B eklem çevresindeki derinin zedelenmesi, C eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, D eklem bağlarının kopması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması çıkığın tanımıdır. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. O uzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıklara bakalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3. Dikkat edilmesi gereken hususlar 2 ve 3'tür. Yani nedir? Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asacağız. O uzun koptuğu bölge en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulayacağız. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Şıklara bakalım. A yalnız bir. B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız ise hepsi. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz tabela tehlikeli viraj yön levhasıdır. Bu gördüğümüz V şekli, pembe olan V şekli. Bundan 3 tane, 4 tane hatta olabiliyor. Bu ne demek? Virajın keskinliğini bize bildiriyor arkadaşlar. Eğer bundan bir tane varsa hafif bir viraj geliyor. 2 tane, 3 tane, 4 tane varsa aynı tabelanın içinde bu virajın keskinliğini ne kadar çok keskin olduğunu, keskin bir viraja yaklaştığımızı bize bildiriyor. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A gabarinin aşılması B. Araç dengesinin korunması. C. Trafik güvenliğinin dikkate alınması. D. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Gabarinin aşılması. Araç yüklerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biridir arkadaşlar. Gabariyi aşarsak bir tünelden geçtiğimizde tünelin tavanına çarpabilir. Bu belirli bir şey zaten. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi B. Yaya yolunda sürülmesi C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaya yolunda sürülmesi yasaktır arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur. Yani trafik adabına sahip olan bir kişi bunu yapar arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C aralıklı yanıp sönen sarı ışık, D aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir arkadaşlar. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? A. Taşıt yolu B. Banket C. Yaya geçidi D. Platform Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Banket adı verilir arkadaşlar. 4 numara yazan yer ve 1 numaralı yazan yere banket adı verilir. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? A. Yalnız 3 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 ve 3 numaralı araçlar hatalı park edilmiştir. Gördüğünüz üzere çizgilerin üzerinde duruyor araçlar. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A volana, B marş motoruna, C fren balatalarına. D vites kutusuna. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar arkadaşlar. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biri de bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur? A. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verilmesi. B. Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. C. Ağrılı uyaranlara cevap vermesi. D. Tüm uyaranlara tepkisiz olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A jikle çekilidir. B el freni çekilidir. C motor yağı eksiktir. D lastik havası fazladır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. El freni çekilidir arkadaşlar. Şekildeki karayolu üzerine soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? A) Banket B) Yaya yolu C) Yaya geçidi D) Bisiklet yolu Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaya geçidi adı verilir. 2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 yıl B 3 yıl C 5 yıl D 10 yıl Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Yani hayırlısıyla ehliyetinizi aldığınız zaman 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edileceksiniz. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Emekleriniz boşa gitsin istemiyorum. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli. Eğer özel derslerden de yararlanmak isterseniz abone ol butonunun yanındaki yani solundaki katıl butonuna tıklayıp detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Orada bir video hazırladım açıklamalı. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.